kadar veriyorlar? Paracı seni. İnanamıyorum sana. Bölüm başı 800 veriyorlar. 800.000 TL. Hayatım, ben de onunla beraber rezil olurum. 100 milyon verseler. Evet. Bir de ters tutuyorum. Şahabeli. Burç. Eğer aşıksam gerçekten tip önemli değil. Aynen. Ama değilsem... Ya 20 kilo almış ne olacak? Diyet yaparız beraber. Sen onu değiştirebilirsin. Böyle biriyle olur musun diye. Ama sen çok detaylı düşünüyorsun. İlk aklına gelen... İki belir bayan mı? Mert, Nilsu ve Efekan, Sırt Sırtaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size bazı sorular yönelteceğiz. Mükemmel bir platform. Hazır mısınız? Hazırız. Biz hazırız. Başlıyoruz o zaman. İlk sorum geliyor. Aşağıdaki hangisi aşağıda değildir? Yoksa şaka yaptım. Evet. Gerçek hayatındaki haliyle hayranlarına gösterdiği hali arasında bariz fark olan biriyle beraber olur musun? 3, 2, 1. Doğallıktan yanayım canım. 3 hayır. 200 lira kazandık. Eşleştik. 200 lira mı? Bol evet. Şans. Çin. Bak şurada. Çıkınca nerede harcıyoruz? Karadeniz'den birine aşık olsan ama ailesi seni istemese aşkının peşinde yine de cesurca koşar mısın? 3, 2, 1. Abi aşkının peşinden koşmuyorsun da yani. Cevabını bilmem lazımdı şu an. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Niye Karadeniz? Eşleştiniz. Her yerden olabilir. Artvin'den, Adana'dan, Trabzon'dan her yerde koşulur. Ona ben takılmadım. Aşk deyince mevcut. Koşan. Koşuyoruz. Sonra ne oluyor? Hiç. Sevgilin sırf para için kendini rezil edecek bir televizyon programında yer alsa. Bunu kabul eder misin? 3, 2, 1. Saçmalama. Eşleştini. Ben... Kendini niye rezil etsin? Yani sonuçta ben onu, o beni temsil ediyorum. Ben derim ki hayır. Ama saçmalama sevgilim derim bağlı. Mesela. Bir dakika, ne kadar veriyorlar? Paracı seni. İnanamıyorum sana bölüm ya. Bölüm başı 800 veriyorlarmış. 800.000 TL. Hayatım, ben de onunla beraber rezil olurum. Yetişirsene. Hayır, 800.000 TL. Ya şöyle, gerçekten paraya ihtiyacı varsa bu arada sevgilimin ve benim de onu karşılayabilecek, ona destek olabilecek durumum yoksa ne kadar rezil edeceğine bağlı. Gerçekten çok kötü rezil etmediği sürece ama böyle evet birazcık absürt olabilirsin. Paraya da ihtiyacı varsa neden olmasın? Mesela bir izdivaç programına katılsa. Aa. Sunsa. Sunsa mı? Sunsa. 800.000 TL. Koşa koşa sunsun. Tabii ki sunsun. Ama izdivaç olmasın yani, ne alaka? Kaybetmek şimdi giderek hem para kazandıracağız hem rezil olacağız, o oldu. Ama niye o sunuyor? O izdivaç programına katılmıyor ki. Yok işte, ben katılıyor diye düşün. Katılıyorsa tabii ki hayır. Katılmıyorsa evet. 800.000 TL alıp sunuyorsa koşarak gitsin. 600 oldu. Ben para sayıyorum. Diğer sorumuza geçiyorum. 1000 değil mi bu? 600.000. Oha sen. Bu komple şey. Evet, evet. Sonra? O ne diyor, üstü ne yapsınlar? Aynen öyle. Bilmem o ne diyor. Bunu kim yapacak diye bekliyordum, Nilsu bekliyordum. Zeki olmadığı çok belli olsa da sadece çekici olduğu için biriyle beraber oldun mu? 3, 2, 1. çocukken ama yani bu, çocukken o şey dönemlerinde oldu. Mustafa Mert şey diyecek değil mi? Ben kimseye bir para kaybettim. Çocukken oldu ama fark etmedim yani. Bu mu evet dedi? Evet. Çocuk oldu. Ya Efekan ne yalancısın sen, bir şey söyle. Çocukken oldu. Tanımıyorsunuz arkadaş. Sen beni tanımıyorsun ki. Tamam da çocukken olmuştu. Şimdi oldu tanıyoruz yani. İşte. 100 milyon verseler. Evet. Herkese işte. Devamını söylemiyor ama önce. Ama devamı çok iyi. Pişman olabilirsiniz. Tamam, ben vazgeçtim. 5 yılını cinsel hayatınızdan vazgeçer misiniz? 5 yıl bir de. 5 yıl. Ver. Zaten 30 yaşındayım karar yani. Yani karar veriyorum. Gizlice. Ona göre eşleştiniz diyeceğim. Para ne kadardı? Kimden saklamam gerekiyor? Ne kadardı para? 100 milyon dolar diyor ya. Milyon. Dolar mı? TL mi? 100 milyon TL. Olur. Yok be. Ya ama 100 milyonu da ben bir düşündüm yani öyle direkt. 100 milyon. Evet, biraz düşündüm ya. Ama gene de. Eşleşemediniz. Eşleşemedik. Tabii ki evet. Olmaz yani. Tabii ki olmaz değil. Tabii ki olur da. 30 yaşındayım şu an yani, 28-29 yaşındayım. Ya 35
35'e kadar da gitti yani. 35'ten sonra. Zaten 35'ten sonra. Gerek yok 100 milyona. Biz kazanırız diyorsunuz. Tabii ki kazanırız. Kazanırız. Yeni sorumuza geçiyorum. Sevgilin ilişkiye başladıktan sonra tanıştığınız kilosunun üstüne bir 20 kilo daha aldı. Bu ondan soğumanıza bir sebep olur mu? 3, 2, 1. Ne alaka? Mert çok düşündü ama hayır dedi, eşleştiniz. Yalan söylüyor bence. Bu 200 lira kazanmak için yaptı. Eğer aşıksam şeyi önemli değil. Twitter geldi gözünün önüne. Hayır, hayır. Twitter'a tövbe ettim. Uzun zamandır Twitter'a tövbe ettiğim için. Mert de karakter seçmiş Kemal gibi. Şöyle, eğer aşıksam gerçekten tip önemli değil ama değilsem... Ya 20 kilo almış ne olacak? Diyet yaparız beraber. Bir hayranından hoşlansan onunla sevgili olur musun? 3. Bir hayranından hoşlansan tabii ki de sevgili. 2. 1. Ben de olurum canım. Niye hayran olacak? Efekan hayır diyor. Yok ya. Ben de çok hayrandım eskiden birilerine. Kimse benimle sevgili olmadı. Ben niye şimdi olayım ki? Güzel cevap. Yazık değil mi benim kalbime, benim vicdanıma? Güzel cevap, doğru. Ama olurum yani. Hallederiz. Olur mu? İnsan hayranı değil, insan değil mi o? Ondan çok hoşlanıyorsun, o da senden. Ama bir türlü harekete geçemiyorsunuz ve başka biriyle evlenmek zorunda kalıyor. Yine de şansını dener misin? 3, 2, 1. Abi bir kere o yola girmiş, evleniyorsun. Aynen. Eşleşemediniz, Nisu evet diyor. Ben evleniyorsa artık o benim için. Ama istemeyerek evleniyor. Evet. Ama evleniyor ya, ben yani. Ben onu alırım oradan. Gel derim sen ya, ben seni kaçırırım, götürürüm Amsterdam'lara. Ben herhalde yok, başka artık başka birinin olduğu için. O başka birinin olmuyor, başka birine veriliyor zorla. Bu çocuğa güven olmaz. Ama evleniyor abi. Ama evleniyor yani, doğru diyor. Evlendiriliyor. Ama evet. O kadar da değil, evlendiriliyorsa evlendirilemez yani. Dünyanın en iğrenç cevabı değil. Evlendiriliyorsa evlendirilemez. Yani mevzu bahis bensem orada. Hayır yani karşı taraf evlendiriliyor. Ha, eğer bu arada karşı taraf ya, evet benim hoşlandığım bir şey de istemiyorsa, gerçekten istemiyorsa sevemez ve bunu ben, bana söylüyorsa... Ama evlenmek... bir şey diyeceğim. Benim hoşlandığım kişi benden hoşlanıyor mu ki? Onunla evet, haberimiz var mı? Oğlum biz niye bugün ahraz gibi hiçbir şey anlamıyoruz ya? Lütfen. Neyse, abi zorla evlendiriliyorsa zor. Yine gitti paralar. Şu söze katılır mısınız? İnsan aşkı için fedakarlık yapmalı. Gerekirse de en yakın arkadaşını satabilmeli. Yaptım. 3. Abi çok acayip iki, bir soru ya zor bu. Bir soru. 1. Tamam, yapacak bir şey yok. Yaptım ama yapılır mı tartışılır. Ben yaptığım için evet diyorum. Ya ben de yapılır diyorum. Aşk. Evet. Böyle eşleştiniz. Yaptık, yaptık. Sonradan çeviriyor. Yok vallahi yaptık. Ya yapmadım da için yapıyor, aşk mi? Bazen mantık kaçıyor işte, saçma sapan şeyler yapıyorsun. Sonra pişman olabilirsin bu arada bu verdiğin kararı ama iş işten geçmiş oluyor. Ama o an o aşkı yaşarken tatlı gelir o. Kariyerin için yönetmen ya da yapımcıya yalakalık yapar mısın? 3, 2, 1. Güzel, eşleştiniz tabii ki. Yani bence de bu tayfa burada eşleşmeli ya. Siz de mi evet dediniz? Evet mi dedin? Evet. İğrençsin. Yalan söylüyor. Canım ya, şaka yaptım. Evet. Bir de ters tutuyorum. Şahabeli. Burç. Burçları hayatına yön verecek kadar ciddiye alan biriyle sevgili olur musun? 3, 2, 1. Seni yerim ya. Yok ya. FK yüzünden eşit. Mecbur olduk. Oldum da yani. Hep 200 lira. Oluyor öyle şeyler. Değiştirdin ne gördüm. Ne zaman? Az önce. Çok yakışıklı ya da güzel bulmana rağmen genel kültürü sana göre düşük birinden etkilenir misin? İlk görüşte mi, son görüşte mi? Genel görüyorsun onu. 3, 2... Ama bir dakika dur ya, bu ne biçim soru? Benim kafam karıştı. Genel kültürü yok. Çok yakışıklı, çok güzel. Nereden bileyim tanımadan genel kültürü? Cevabını verdi ya arkadaş, küçükken olmuş. Ama bu da kültür tarafı. Kültürler, farklı kültürler. Farklı kültür, onlar başka yerler de var. Aynen. Tamam. Tamam, hadi. Cevap veriyorum. Etkilenir misin, onunla beraber olur musun? 3, 2, 1. Kültürlerimi karıştırırım onunla beraber. Eşleşemediniz. Yine mi benim yüzümden? Hayır, bu sefer Mert yüzünden. Her sefer Mert. O farklı kültür, ben farklı kültür, onu öğretirim. Evet diyor tabii ki de yani. Güzel olsun, yeter. Güzel olsun değil, farklı kültürleri diyor, eşleştirir misin zaten diyor bana. Zaten bir önceki konserde düşük şey kültür demiyor, onun farklı kültürü evet vardı. Atıyorum yabancıdır, benim farklı kültürüm vardı. Ha, kültürsüz değil, kültür. Evet, ama kültür öyle demedin farklılığı ya. Ben kültür farklılığı değil mi? Vizyonsuz, kültürsüz. Öyle anladık biz. Öyle anlaşılıyor. Vizyonsuz, kültürsüz mü?
Soru o muydu? Soru, o zaman bak, evet. Kültür dedin, soru işte, kültürsüz. Yok, Karadeniz kültürü bilmem ne. Ben öyle bir şeyden değil. Evet dedim bu arada. Yani saf. Benim şey ortadan çekilmem peki. Bak, tamam, başka soru var mı? Bunu geçtik. Genel kültürü yok. Tamam, 200 liramız son gitti soru. Bunun yüzünde. Tamam. Son bu. Sürekli aşırı bir enerjiye sahip olan ve sürekli sosyalleşmek isteyen biriyle ilişkin devam ettirebilir misin? 3, 2, 1. Zor ya. O biraz fren. Nisu evet dedi. Evet mi dedi? Ve eşleşemediniz. Sen mi bozdun? Niye evet diyorsun? Ne yapayım, eve mi kapandım şu saatten? Ama yani sosyalleşsin, evet. Gülsün, eğlensin. Tamam gelsin, ama sürekli gezelim. De sürekli ya. De evet. Sürekli. Ben de sürekli. Nasıl sürekli? Sonra ben birazcık daha evcimen olduğum bir şey herhalde. Her an. Sözünü bul ya. Otur oturdu yer artık yeter dedim. Öyle yok o kadar da. Biraz da dinleneceksin. Aynen, ben de birazcık evcimen. Ama bak, senden sonra öyle olacağı anlamına gelmiyor. Sen onu değiştirebilirsin, öyle biriyle olur musun deniliyor. Ama sen çok detaylı düşünüyorsun. İlk aklına gelen doğru. Çünkü ben bir bayanım. Bayan değil, kadın bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum kadın. Tabii ki de öyle. Kadın sen şu arada. An burada yine cabbarlık yapma, beni bozma. Hemen ya, alıyor ya insanları, böyle esprimizi de yapamıyoruz. Sorularımız bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık, teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.